çimento, derzler, sıvara... Bodrum'un en önemli simgesi olan Bodrum Kalesi'nde restorasyon çalışmaları bir yıldır sürüyor. Restorasyon çalışmaları yer yer kurtarma kazısına dönüyor. Aşırı bozulmaya maruz kalıyor. Bodrum Sualtı Arkeoloji Müzesi ve Bodrum Kalesi'nde Kültür Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün başlattığı restorasyon çalışmaları devam ediyor. Her yıl on binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Bodrum Kalesi'nde 1 Ekim 2017 tarihinde başlayan restorasyon çalışmalarının birinci etabının 18 Mayıs Müzeler Günü'nde tamamlanarak kalenin önemli bir bölümünün ziyarete açılması hedefleniyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da restorasyon çalışmalarını yerinde incelediği Bodrum Kalesi'nde sur duvarlarının dış bakım ve güçlendirme çalışmaları tamamlandı. İç duvarların ve kulelerin bakım restorasyon çalışmalarının sürdüğü kalede zaman zaman arkeolojik kazılar da gerçekleştiriliyor. Çalışmalar sırasında kale içinde daha önce sesli bilet gişesinin bulunduğu kabini kaldıran yetkililer, tarihi bir su sarnıcıyla karşılaştılar. Bir taraftan restorasyon, bir taraftan kurtarma kazılarının yapıldığı çalışmaların başında alanlarında uzman 7 öğretim görevlisi bulunuyor. Moloz, örgü duvar yapılmış. 2019 yılı sonuna doğru restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının beklendiği Bodrum Kalesi'nde yeni teşhir tanzim alanları ziyaretçilerini bekliyor olacak. Taşlarımızı kullanıyor. Çalışmalar hakkında bilgiler veren Muğla Röle ve Anıtlar Müdür Vekili Bilge Özyer, restorasyonun bir yıldır büyük bir titizlikle sürdüğünü ifade ederek şunları söyledi. Ekim 2017'de müzemiz sezonu kapattı ve bakanlığımızın onayıyla ziyarete de kapandı. 1 Ekim'den itibaren restorasyon ağırlıklı çalışmalarımız yoğun bir şekilde başladı. İlk yaptığımız çalışmalar özellikle deniz tarafındaki sur duvarlarımızın ders temizliğinden tutun, sıvar aspası, eksilen taşların yenilenmesi, işte bitkisel temizlik, kumlama, oradaki bütün çalışmalarımızı bitirdik denize bakan iki cephede. Yani yaz sezonu geldiğinde daha çok iç surlarda ve burada da gördüğünüz gibi çalışmalarımız yoğun bir şekilde tekrar aynen kaldığı yerden devam ediyor. Kaledeki çalışmalar sırasında bir su sarnıcının da gün yüzüne çıktığını belirten Özyer, jeoradar çalışmalarımız yapılıyor, yine sur duvarlarımızda ve yerde de aynı şekilde acaba bir eser çıkar mı, antik bir kalıntı çıkar mı diye o çalışmalarımız da devam ediyor, dedi. Bu taşların hani hangi taşlar kullanılıyor hepsinin? Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da çalışmaları yerinde incelediği Bodrum Kalesi'nin önemli bir bölümünün yakın zamanda ziyarete açılacağını belirten Bilge Özyer sözlerine şöyle devam etti. İkinci etabımız teşhir tanzimdi ama en son yapılan planlamaya göre teşhir tanzimin de bir kısmını birinci etaba dahil edebiliriz. Sayın Bakanımız da ziyaretti kalemizi, onun bir takım istekleri oldu. Sayın Bakanımızın isteği doğrultusunda ziyarete açılması, yani 2019 yılı sezonunda kalemizin bir kısmını öncelikli olarak ziyarete açılmayı etapladık. Yani birinci etabımızı da kendi içinde etapladık diyebiliriz. Bu ziyarete açılışı 18 Mayıs 2019, bu müzeler haftası, müzeler günü. O günde birinci açılışımızı, yani birinci avlu kısmındaki bir kısmi açılış, ziyarete açılışı gerçekleştirmeyi planlıyoruz öncelikli olarak. Güçlendirilmesi, iyileştirilmesi ve belirli bir kısmının ziyareti yönelik teşhir tanziminin tamamlanarak 18 Mayıs 2019'da birinci avlu dahil bir ziyaret açılış planımız mevcut. Özyer, son 25 yıldır hiçbir restorasyondan geçmeyen kaledeki işlemlerin 2019 yılı sonuna doğru tamamen sonlanacağını söyledi.